Sayın Genel Sekreterim, Sayın Kocaeli Spor Başkanım, değerli basın mensuplarımız, Kocaeli Spor basın açıklaması sebebiyle bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlama ve günaydın demek konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın İlhan Bayram'a mikrofonu bırakmak istiyoruz. Buyurun lütfen. Bizi izleyen bütün Kocaelili hemşerilerimize iyi günler diliyorum. Bugün Kocaeli için, bizim için çok hoş bir gün. Güzel bir sabah. Ben teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve ev sahibi olma sıfatıyla ben misafirimize, başkanımıza önce sözü vereyim. Öncelikle Kocaeli Spor için emek veren herkese başladığımız günden bugüne saygıyla selamlamak istiyorum. Sayın Başkanım, değerli bürokrat büyüklerim, yönetim kurulu arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, taraftar derneğim, taraftar arkadaşlarım. Yaklaşık 3,5 sene bitti. 3,5 sene boyunca şehirle birlikte hatırı sayılır bir emek verdik. İzin verirseniz bugün biraz uzun tutacağım ama içimizde çok şey var. 3,5 sene boyunca yaşadıklarımızın birikimleri var. Onları kısa kısa da olsa hislerimi, duygularımı paylaşmam gerekiyor. Hatırı sayılır bir emek verdik. Yaşamaz denileni yaşattık. Kurtulmaz denileni kurtardık. Olmaz denileni oldurduk. Satılamaz denileni sattırdık. Yapılamaz denileni yaptık. Hiçbirini kahraman olmak için değil. Heykellerimiz dikilsin diye değil. Hepsini Kocaeli Spor için, Kocaeli Spor'un geleceği için yaptık. Kocaeli Spor'umuzun menfaatleri için kimi zaman paylaştık, destek istedik. Kimi zaman yutkunduk, sustuk. Süreci kendi eşimizden, dostumuzdan bile sakladık. Yeri geldi halkın adamı olduk, yeri geldi diktatör olduk. Tehdit edilen de olduk, hain de. Sevilen de olduk, sövülen de. Ama yılmadan, yıkılmadan, geleceğin Kocaeli Spor'u için yorulmadan, durmadan çalıştık, çabaladık. Yeri geldi 10.000'ler olduk, sevindik, coştuk, statlara sığmadık. Yeri geldi çekirdek kadromuzla kendi içimize dönüp ağladık. Ama bu zorlu mücadelede maddi, manevi, tıbbi, ailevi birçok sorun yaşadık. Kocaeli Spor'umuzun vizyonu gereği kan kustuk, yeri geldi, kızılcık şerbeti içtik dedik. Ama ne olursa olsun hiç vazgeçmedik. 3,5 yılda onlarca hayalperestten on binlerce inananlar ordusuna geldik. Büyük emekleri olan, sevinebildiğimiz veya üzülebildiğimiz Kocaeli Spor'umuzun var olması bizim en büyük gücümüzdü. Bu hazzı bizlere yaşatan hem mevcut yönetim kulübü arkadaşlarıma, hem beraber görev yaptığım eski yönetim kulübü arkadaşlarıma, kulüp personelime, futbolcularımıza, görev yapmış teknik adamlarımıza, tüm bunların yakın destekçileri olan ailelerine, kendi aileme, bizimle beraber 3,5 sene boyunca karda, kışta, her koşulda bizi yalnız bırakmayan şehrin bütün değerli basın mensuplarına. Maçımıza gelen gelemeyen, 9-0 Malatya'ya yenildiğimiz gün orada olan olamayan, o gün o statta hem büyük üzüntü hem büyük gurur duyan, orada olmaktan dolayı gurur duyan birisi olarak, oradaki 50 kişinin içinde olan olmayan, ama bu süreç boyunca hiç ayırt etmeksizin kalbi Kocaeli Spor'da atan bütün taraftarımıza, bizim en büyük gücümüze sonsuz teşekkürler ediyoruz. Mülkiyeti Kocaeli Spor'a ait olan, kağıt üzerinde olmasa da, anamızın ak sütü gibi helalimiz dediğimiz ve bu mücadeleyi verirken bizlere en büyük desteği veren, başta Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Karaosmanoğlu, Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, şu anda Diyarbakır Valisi olarak görev yapan Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve Bilecik Valimiz Sayın Tayyip Büyükakın. Bu süreçte kamuda, devlette esas, devamlılık esastır diyen ve geldiğimiz günden beri bizi her anlamda kucaklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın İlhan Bayram'a, özellikle bu süreçte gerçekten çok kısa bir zaman diliminde bütün yükü üzerine aldı, bütün sorumluluğu üzerine aldı ve gerçekten çok emek verdi, çok zaman harcadı. Kendisine, şahsına, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür borçluyuz. Siyasi parti var, il başkanlarımıza, Sayın Şemsettin Ceyhan Başkanımıza, Sayın Cengiz Sarıbay Başkanımıza, Sayın Aydın Ünlü'ye. KEV sürecinde bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli Eğitim Vakfı'nda bizlere inanan, 3,5 sene önce yola çıkarken bize güvenen
ve son mihvalde, son süreçte benimle birlikte Kocaeli İlçe Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bize o görevi tevdi eden Kev Mütevelli heyet üyelerine. Onlara da teşekkür borçluyuz. Her şey hayal etmekle başlar demiştik yola çıkarken. Bugün izin verirseniz biraz kişiselleştirmiş olacağım ama bir anım var, anlatmam gerekiyor. Tarih 18 Kasım 2012 arkadaşlar. Başkan olmadan 2 sene önce. Neukamp'ta eşimle birlikte gittiğim kısa bir tatilde bir Barcelona maçı izlemeye gittim. Üzerinde Kocaelispor'un o dönem destek için yapılmış vefa tişörtüyle statta farklı yerlerde fotoğraflar çektirmiştim. O fotoğraflardan birisini kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. O gün 18 Kasım 2012'de. Ne o stadın büyüklüğü ne Barcelona takımı etkiledi beni o gün. Beni sadece Kocaelispor o statta bir gün seyredebilme hayali, Körfez gol 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 diye bağırabilme hayali heyecanlandırdı. Bunu Facebook sayfamda paylaştım. Birazdan sizlere de dağıtacağım. Dalga geçen birçok arkadaşım oldu. Sosyal medya hesabıma yavaş diyen arkadaşım oldu. Bizi güldürdün Bahri abi diyen arkadaşım oldu. Ama ben o günkü heyecanımda çok ciddiydim aslında. Bu önce benim hayalimdi. Sonra ailemin. Ondan sonra ilk olarak bana inanan yönetim kurulu arkadaşlarım. Bize inananlarla beraber İzmit Körfezi'ne ufak bir taş attık. O taş bir halka oluşturdu. O halka başka bir halka. O halka başka bir halka. Ve en son halka Büyük Kocaelispor taraftarı ile birlikte tüm şehirde ben dev dalgalara döndü arkadaşlar. Bu gemi kendi körfezinde batacak diye bekleyenler körfezde birer berk oldu. Bugün 41. ayımız bitiyor. 28 Haziran'da başlamıştık göreve. 41 ayın sonunda bugün burada hayalimizdeki borçsuz üretebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, geleceğin Kocaelispor'un yalnızca temelini attık. Kendimizi kandırmayalım. Hiçbir şey bitmiş değil. Hedefimize tam anlamıyla ulaşabilmemiz için önümüzde uzun ve çetin yollar var. Koltuk sevdalısı değiliz. Sadece Kocaelispor sevdalısıyız. Burada olalım ya da olmayalım. Her zaman Kocaelispor'un yanında olacağız. Bu duyguyla yapıyoruz işimizi. Temeli öyle sağlam tutmak zorundayız ki bir daha bu süreçlere dönmemeliyiz. Bir daha bu süreçleri yaşamamalıyız. Öyle bir kulüp yapısı oluşturmalıyız ki Kocaelispor bizden sonra da ilelebet payidar kalmalı. Layıkıyla denetlenebilen her yapı iyi yönetilebilir, iyi yönetilir ve iyi yönetilmek zorundadır. Daha önce yaptığım çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum sizlerin huzurunda. Lütfen arkadaşlar, bütün şehri seven arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, gelin kulübümüze iyi olun. Yönetin, bizi denetleyin, hesap sorun. Mali tabloları tartışın, bütçe tasarılarına ortak olun. Kulübün sakini değil, sahibi olun. Kocaelispor'u daha iyi yönetebilecek bir yapı ancak böyle bir organizasyon sonunda oluşacak. Yoksa hayatımız boyunca kişilere bağlı, hayaller kurmaktan vazgeçmeden devam etmek zorunda kalacağız. Bu 41 ay boyunca Kocaelispor'un kasasına kayıt dışı tek delikli kuruş girmemiştir. Bunu gururla, iftiharla söyleyebiliriz. Bulunduğumuz liglerde başka hiçbir kulüpte uygulaması olmayan vergi ve sosyal güvenlik rakamları dahil her şeyimizi resmi rakamlar üzerinde dedik arkadaşlar. Aylık ortalama 100 bin lira civarında SGK vergi ödemesi yapıyoruz. Ayrı ayrı. Üçüncü lig kulüpleri bu rakamın yaklaşık 5'te 1'ini, 6'da 1'ini, 7'de 1'ini ödüyorlar. Dolayısıyla bedel ödüyoruz. Canımız yanıyor. Zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyoruz. Ama önümüzdeki haftalarda yad edeceğimiz gibi, Mevlana'nın dediği gibi, üzülme can demiş Hazreti Mevlana. Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Biz inananlarla yürüdük. İnananlarla hayal ettik. Ve şimdi isteyen istediğini diyebilir. Ama bir gerçeği asla değiştiremez. Biz yola çıkarken söylemiştik. Atkılılar kazanacak. Atkılılar kazandı arkadaşlar. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin iştiraki kent konut aracılığıyla kamu borçlarımızın en büyük dilimi olan toplamda 70 milyon liraya yaklaşan yapılandırmayla 37 milyon liralık rakama inen ve peşin ödemeyle 28 milyon liraya kapanabilecek vergi borcumuzu ödedik arkadaşlar. Kulüp için gerçekten milat. O yüzden
emeği olan herkese. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Dilan Bayram Başkanımıza, herkese, bütün şehre teşekkür borçluyuz. Bu kulüp bundan sonra bu günleri yaşamamak için aynı şekilde yönetilmek zorunda. Bakın 5 sene önce sosyal medya hesabıma o yazıyı yazan arkadaşım Eskişehir Sporlu'ydu. Ona 5 sene sonra sana bu mesajları hatırlatacağım Mahmut diye bir not yazmıştım sosyal medya hesabında. Onu getirdim bugün dağıtacağım size. Eskişehir Spor'un yarın genel kurulu var. Başkan adayı yok. 200 trilyon lira borcu var. 2 dönem transfer hesabı var. Bir sene Süper Lig'de oynamanın maliyeti belki kayyuma gidecek. Bizim bir daha bunu yaşama lüksümüz yok arkadaşlar. Bizim bir daha bir geri dönüş şansımız olmayabilir. Bu bizim şehrimizin, taraftarımızın, iyi niyetli, sağduyulu insanlarımızın ve hepimizin emeğiyle bugüne geldi. Bugün milat, bugün temel atma töreni. Bugün asla bir son değil, kimse kendini kandırmasın. Hiçbir şey bitmiş değil. Ama bugün sıfırdan harika bir zemin üzerine bir temel atma imkanı sağladılar bize. Evet, biz de çok mücadele ettik, hakkımızı aldık. Hiç kimseden ulfe istemedik, hiç kimseye yalvarmadık. Bizim olanı aldık, bizim olanı vererek tekrar ayaklarımızın üzerinden kalkıyoruz. O yüzden bugün milat, bugünü unutmamamız gerekiyor. Sana 5 yıl sonra bu sözleri hatırlatacağım dediğim arkadaşıma, 18 Kasım 2012, 5 yılda 10 gün geçmiş, o bizi affetsin. Ama eminim bu şehir bundan sonra bu anlattığımız duyguyla bu renklere sahip çıkacaktır. Tekrar başta Sayın Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun sürdü biraz, kusuruma bakmayın. Saygılar sunuyorum. Biz belediyecilik anlamında da büyükşehir olarak Türkiye'de hep ilkleri yapan öncü bir kuruluşuz. Bir marka kuruluşuz. Böyle bir marka şehir var. Marka bir büyükşehir var. Bir Kocaeli Spor var. Kocaeli Spor da bu şehrin bir değeri, bir markası. Bu markanın da yaşatılması, bu markanın da parlatılması noktasından hareketle Büyükşehir Başkanımızın yol göstermesiyle bu işi halledelim. Hakikaten başkanım, Kocaeli Spor Başkanı çok emek verdi. Ben ona da çok teşekkür ediyorum. Uğraştı. Ama bu süreç çok o kadar kolay değil. İşin bürokratik tarafına bakınca, hukuk tarafına bakınca nihayetinde kent konutumuz bir Kocaeli'nin bir kuruluşu. Ama bununla ilgili hem kent konut genel müdürümüzü hem bizim hukukçularımızı, onları da ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Uğraştılar bu işin yasal alt zeminini oluşturabilmek bakımından. Ve keve ödenenle beraber yaklaşık 40 milyon lira civarında bir para bugün itibariyle ödenmiş oldu. Kocaeli Spor'un maliye olan borçları kapatılmış oldu. SSK var. Önümüzdeki kısa bir sürede de onu da nasip olursa kapatacağız. Ve kamuya olan, devlete olan borçlarını Kocaeli Spor'un böylece reklam anlaşması şekliyle kapatmış olacağız. Tabii biz isteriz Kocaeli Spor'umuz her zaman başarılı olsun. Türkiye'de de, Türkiye dışında da Kocaeli'nin sesini, ismini dünyaya, Avrupa'ya duyursun. Biz de zevkle bu maçları izleyelim. Bu noktaya gelinceye kadar emeğe geçen bütün bürokratlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, Sayın Başkanımıza, Kocaeli Spor Başkanımıza, emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Amin. İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntılar yaşamayız. Amin. Daha güzel günleri Kocaeli'de hep beraber insanlarımıza yaşatırız diye ümit ediyorum. Zorlu sürecin mutlu bitmesi bizi tabii sevindirdi. Yani rakamları bir açıklayabilirsek, şimdi sponsorluk bedeli olarak bugün 40 milyon TL'nin 28'i vergiye, geri kalan KEV'e mi yatırıldı? Bir de SSK'ya ödeyeceğimiz rakam ne kadar? Bir de başkanın transfer hesabı ile ilgili camianın bir beklentisi var. Onunla ilgili bir açıklama yaparsanız teşekkür ederim. 1.760 artı 850, bunlar da Büyükşehir ve İSU'ya olan borçlar, toplam 26.533 oluyor.
KEVE ödenenle topladığınız zaman 41.633 Büyükşehir'den çıkan rakam. Artı sigorta 3 civarında bir rakam olması lazım. Onu da önümüzdeki ay veya Ocak'ta süresi dahilinde ödeyeceğiz. 15 milyon 100 bin lira Koca Yetim Vakfı'na ödenen para. Bu 15 milyon 100 bin liranın içinden biz de Koca Yetim Vakfı olarak 4,5 milyon lira bugün Koca Spor Kulübü'nün vergi ödemesinin tamamlanması için Koca Yetim Vakfı olarak Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız paranın 4,5 milyon lirasına vergi dairesine ödeme yaptık. Onun da sıfırlanmış oluyor. İki para birleştiği zaman vergi dairesinde sıfırlanmış oluyor borcumuz. Toplam borcumuz. Arkadaşlar şöyle, şimdi birinci önceliğimiz biliyorsunuz kamu borcu dediğimiz bizim olmazsa olmazımız. Çünkü bu yapılandırmayı kaçırdığımız zaman yani bütün açıkçası fokusumuz bunaydı. Çünkü bu geri dönülmez bir rakam. Yani yapılandırma bozulduğu zaman 60-70 milyon liraları geçiyor toplam borç. 80, hatta evet 80'e yaklaşıyor 80. Şeyle beraber. Şimdi önümüzde bir süreç var. Bu süreci şehirle beraber yönetmek zorundayız. Bizim biliyorsunuz yaklaşık 11+2 milyon futbolcu ve teknik adam borcumuz var. 13 milyon lira. Bir 10 milyon lira civarında da piyasa borcumuz var. Bunlara faiz ve avukatlık ücretleri hariç. Yani 25 milyon lira civarında borç var. Bu 25 milyon lira borç için 10-12 milyon liralık da bir bütçemiz çıkıyor maksimum. Burada şunu gözetmek zorundayız. Biz döneceğiz futbolcu, teknik adam ve piyasa borçlarıyla ilgili. Diyoruz ki biz bu kulübü temizleyip helallik almaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu kulübü ayaklarında tutmaya çalışıyoruz. Döneceğiz. Diyeceğiz ki bütçemiz %30'a yetiyor. %30 ödeyeceğiz. %35'e yetiyor. %35 ödeyeceğiz. Ama bu bir süreç. Bunu akşamdan sabah hatırlarsanız daha önce de söylemiştim. Lütfen hiç kimse akşamdan sabah böyle bir beklenti içinde olmasın. Tabii ki açmamız gerekiyor transferi. Tabii ki kulübün eksiklerini tamamlamamız gerekiyor. Ama bu koştur koştur yapılacak bir iş değil. Bir planlama dahilinde ve hepsinden önemlisi kulübün menfaatlerini gözetecek şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu yarın sabah hemen açıyoruz dediğimiz noktada bize 25 milyon lira da yetmez arkadaşlar. Ya bunu her platformda söylüyorum. Ya bize faizi, avukatlık ücretine kadar bu paraları ödetmek zorunda kalırız. Bu rakam 30 milyon liralara gelir. Bizim öyle bir bütçemiz yok. Bizim 10 milyon lira bütçemiz var. Bu 10 milyon lirayla dönüp bu kavgaları sizlerle birlikte, şehirle birlikte yapıp bütün siyasi büyüklerimizin de desteğini alıp bu kavgayı yapıp bir süreç içinde bunu yapmamız gerekiyor. Zamanımız da var. Bunu Kocaeli menfaatini düşünerek yapmaktayız. Sadece bu seneyi, bu sezonu düşünerek değil. 15 milyon 100 bin liranın 350 bin lirası yaklaşık tapu harcı olarak kullanıldı. 1 milyon 100 bin liraya yakın olan kısmı Derince Belediyesi'nin, Koca Yetim Vakfı'nın binasının ruhsatsız, iskansız olmasından dolayı kestiği ceza bizim hesabımızda, yani Koca Yetim Vakfı'nın hesabındaki para bloke edilerek Derince Belediyesi tarafından alındı. Biz Koca Yetim Vakfı olarak hukuki haklarımızı koruyacak şekilde başvurumuzu, yani ödemeye itiraz etmeyi, ödeme iptal davalarını müşavirimiz açtı, Sayın Ersin Işık Bey açtı. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Yani Kevin kasasında o bahsettiğiniz paralar Kevin kasasından alındı, banka hesabından. Para yattığı günün akabinde bloke koyularak alındı o paralar. Benim bir sorum daha olacak Sayın İlhan Bayram. Kent Konut orayı bizim için gerçekten çok değerli bir arazi. Kent Konut orayı konut olarak mı kullanacak? Farklı bir projesi var mı? Yani kamuoyu da bunu çok merak ediyor. Konut projemiz yok. Sayın Başkanımızın talimatı. Şu anda hazırlıyoruz. Kocaeli gençlerini kullandıracağız orayı. Yani konut yapmayacağız. Tesis olabilir, başka türlü olabilir. O ileride karar verilecek. Proje evet. Şu anda proje aşamasında ama konutu açmayacağız. Burada o zaman önemli bir tartışmaydı. Konutu açmayacağız. Yok. Aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz ben medyada da basında da yerel okuyorum. Ya büyükşehirin arsaya ihtiyacı yok. Büyükşehirin tesise ihtiyacı yok. Biz oradaki bütün şu ana kadarki KEV tesislerinin alınması da dahil başkanımızla yapılan bir mutabakatın üzerine Kocaeli Spor'u düzlüğe çıkarma üzerine, borçlarını kapatma üzerine biz adım adım bunları gerçekleştirdik. Yoksa yani o tesisi de veyahut orayı da artık proje çalışması devam ediyor ama başkanımızın talimatı konutu açmayacağız biz orayı. Kocaeli gençlerinin faydalanacağı şekle getireceğiz. En büyük gücümüz o olacak zaten. Komisyondan ve beklememiz gereken zamandan kastım oydu. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. Mutlaka şehrin büyükleri, bizim taraftarımız, akil insanlar, siyasi büyükler, mutlaka hepsinin, basın mensupları, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü benim
açıkçası içim acıyor. Ben isim bir şey söyleyip şimdi farklı bir yere götürmek istemiyorum ama kimlerin neler aldığını, karşılığında kulübe ne verdiğini hepiniz biliyorsunuz, oradaydık. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Hak edilenin yüzde kaçını aldıklarını, kulübe ne kadar aslında borçlu olduklarını, onların borçlu olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden evet tamam, bir yasal zemini var bunun. Ellerinde bir sözleşme var, bir alacak var. Onunla ilgili mutlaka bir süreç yaşanacak ama bizim en büyük gücümüz şehir ve sizsiniz. Hep beraber yapmak zorundayız. Bunu asla biz tek başımıza yapamayız. Bir de İlhan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu arazinin değerlendirilmesiyle alakalı tamamen kamu yararını, halka açık bir arazi veya spor tesisi veya farklı bir şey olacağını söylediniz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi belirli bir sponsorluk anlaşması kapsamında Kocaeli Spor'un borçları ödeniyor. Yaklaşık 3 senedir bu kulüp ortalıkta aleni ve şeffaf yönetilmeye başlandı. Geçmiş dönemleri bir tarafa koyarsak geçirdiğimiz süreç bu şekilde. Benim merak ettiğim hukuki olarak ileriki zamanlar için bu arazinin bu kulübün yüzdeye çıktığında ve doğru kişiler tarafından doğru şekilde ve hakkaniyetle yönetildiğini gördüğünde Büyükşehir Belediyesi o arazinin tekrar Kocaelispor'a devri konusunda bir tasarrufta bulunabilir mi, bulunamaz mı? Hukuki olarak soruyorum. Şimdi insani veya hislerle konuşmuyoruz. Hukuki olarak böyle bir şeyiniz var. Şu anın konusu değil gibi geliyor bana o. Beni de aşan bir şey. Beni de aşan bir şeydir o. Ama biz orayı zaten şu andaki tesis ruhsatsız bir tesistir. Bunun ne şekilde düzenleneceği onu zaman içerisinde proje çalışmaları sonunda karar verilecek. Ama ben her halükarda Kocaeli'nin, Kocaeli gençlerinin, Kocaeli insanının faydalanacağı bir tesis haline geleceğini biliyorum. Şimdi şöyle bir şey var, bunu neden soruyorum, yanlış anlaşılmasın. Şimdi Kocaeli Spor'un elindeki son tesis gittiği için, yani idman sahasından kısım kalıp şeyleri bir tesis veya bunun sonrasında yapılacak mı, öyle bir proje var mı? Şimdi bu başkanımızın cevap vereceği bir konu, ben ona vereyim. Hep beraber yapacağız arkadaşlar biz tesisimizi. Hep beraber yapacağız. Orayı da hep beraber yapacağız. Hep beraber yapacağız. Yine hep beraber yapacağız. Mutlaka Büyükşehir Belediyesi'ne destek olacak, il başkanımıza destek olacak, diğer siyasi partilerde destek olacak, taraftarımız da olacak. Hep beraber yapacağız. Bir daha hiç kimsenin alamayacağı şekilde yapacağız.